adıysam Eğin dostlar. Diğer adı ne derseniz Kemaliye. Eğin buranın eski ismi. Kemaliye daha sonradan verilen bir isim. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Mustafa Kemal Atatürk Erzincan'a bir vali atıyor dostlar. O valiyle birlikte Kemaliye ismi alıyor. Eğin ismi değişiyor malumunuz. Erzincan, Tunceli, bu bölgeler zamanında çok sıkıntılı bölgeler olduğundan dolayı kolay kolay gelebilecek, gidilebilecek yerlerden birisi değil. Özellikle Kemaliye. Melalında bir valiyle insanlar bundan tamamıyla elleriyle Divriği'ye yol açmışlar. Yani dünyanın en tehlikeli 6. yolu hangisi dediğin zaman biz şimdi gidecekler. Mesela araç yolu diyor bazıları. O sebepten dolayı yani Kemaliye isim alıyorlar. Çünkü Kemaliye'ye çok büyük bir katkısı olmuş bir kişidir. Yoksa eski ismi nedir? Kulbaz ve Eğin olarak biliyor. Aslında müthiş de bir konuma sahiptir böyle. Karasu ve Fırat'ın aslında aynı nokta. Şimdi ineceğiniz noktayı ister Karasu deyin, isterseniz Fırat deyin. Çünkü niye? Şu sağ tarafınız Fırat, sol tarafınız Karasu. Öyle söyleyeyim. Buradan Eğin'i aldığı andan itibaren Fırat başlıyor dostlar. Sonunuzdaki dağın arka tarafında da Murat var. Bunu da yarın göreceksiniz. Dün de görmüştünüz hatırlarsınız. Murat'tan geçmiştik. O yüzden ikisi birleşiyor. Birleştikten sonra da Fırat oluşuyor. Onlar için tam böyle slow, sakin şehir. Hayatta yavaş. Kış, yaz ayları nüfusu 3-3-5'e çıkıyor. Kış ayları 1000-1500 kişilik. Bir yer dostlar böyle kafa dinlemelik, huzur bulacağınız, bizde de mesela turun bütün yorgunluğunu atabileceğiniz bir yer burası. Bana göre. Hani gittiğimiz zaman küçük bir köy kahvesi var zaten bizim de televizyonun olduğu yerde. İşte bu düğün dernek filmi çekilmişti hatırlıyor musunuz? Normalde Sivas diye geçiyor. Bu da çekilmişti. Köy kahvesi sanki. Mesela böyle bir dik kayalıkta bir yere gidiyorlar. Basamaklardan böyle dağ tepesinde bir eve gidiyorlardı. İşte o ev az önce herkesle tiksiniyor dedi işte şu karşı tarafta. Aklıma geldi. Sinti Slow yani sakin şehir. Nereden bir tanesi? Belki ülkemizdeki ilk sakin şehir neresi? İçinde rahat etmeyi umuyoruz ama bu akşamki otelimiz Bozkurt Oteli olacak. Bir binaya sığmayacakmışız. Böyle farklı. Böyle Bozkurt ilçemiz. Kayanın dibinde. Artvin Erzurum yolundaki kaya diklerindeki köyleri hatırlattı bana. Ya böyle bir yerde birkaç gün yaşamak kim bilir ne güzel olurdu. Herhalde birkaç gün. Evet, yukarıya Mani yoluna çıkacağız. Ahşap ve yerel mimari. Kemaliye, dünya mirası ve alan yönetim birimi. Dünya mirasında. Hakikaten de korunması gereken bir yapı özelliği gösteriyor küçücük ilçe, kasaba. Dükkanlar bile hep aynı mimariyi yansıtıyor. Sırf betonarme, belki bir iki kamu binası var. Bir de Toki evlerini görmüştük tepelerde. Ya şu küçücük yerde bile yurt var. Ne kadar güzel. Türkiye'de çeşmeden sokakta su içilen nadir yerlerden biri. Riski
Siz. İstanbul'da da için deniyor ama için demek var, içe bilmek var. Evet, şehitlik var elbette. Adapazarı Göynük gibi böyle geleneksel mimarinin yoğun yaşandığı işte bey pazarı mı desem. Yağda geliyor değil mi? Öyle bir yer. Yağdan geliyor amacım. Burada mı atışacağız? Dut ve cevizin saatlerce dövülmesi ve öğrendik. Lök tatlısı. İçinde lök sade, dut da cevizli efendim. Beş ateşte badem, ceviz, bal ve şey. En büyük fark beş ateşte dut yok. Yok yemek yok. Özellikle Kemal yanıtı, bu yanıtı farklı. Çekidiksi ve tatlıdır. O dutları unağına getiriyoruz değirmenlerde. Gösterir misiniz unu? Dutlar bu hale geliyor, öyle mi? Değirmende. Daha tamam. Sonra da cevizle 2 saat burada dövülüyor. Dutun tatlılığı var. Dövdükçe de cevizin yağı çıkıyor. Ona lök diyoruz. Kemal yan görsel tatlısı. Eskiden evlerde geleneksel taşlıbeklerde dövülürdü. Unutulmuş tatlısı yaklaşık 25 senede bize başlıyor. Yani ticari yok. Geleneksel bir tatlı. Ve bu geleneği sürdürüyorsunuz. Çok bunlar güzel. 15-20 gün dolapta da bir sene kalıyor. 30 lira, bademli 35 lira paketler. 200. Bir su değirmeni bilmeyenler için ve buranın soğuk suyu da Cemaliye'nin soğuk suyu da böyle karpuz soğutmaya da yarıyor. Su çarkı döndürüyor. Çark değirmen taşını çevirerek içine atılan darıyı, buğdayı, mısırı, çavdarı artık hangisine uygunsa bunları öğütebiliyor. Ve değirmen vazifesini görmüş oluyor. Değirmenimiz kilitli. Kemaliye'de ikindi ezanını dinledik. Bu cami ne yazık ki kullanılmıyormuş. Şaşırdım. Bir kitabesini bulamadım. Fakat Osmanlı döneminden kaldı muhakkak. Aslında güzel de korunmuş. Ama neden kullanılmamakta? Bakın kapı tokmakları falan. Kemaliye'ye, Eyn'e tepeden bakıyoruz. Mani yoluna doğru ilerleyeceğiz. Efendim burası Erzincan Kemaliye ya da Eyn eski adıyla tepesinde Mani yolu böyle dağ keçisi modeliyle karşılanıyoruz. Mani yolu manilerle döşenmiş olacak. Okuyacağız. Kaçana söyleyin, bu yıl akmasın, akıp akıp yüreğimi yakmasın, benden selam söyle nazlı yârime, bu yıl da gelemem, yola bakmasın. Mevla'yı seversen gel sıla eyle, yedi cennet kapısını açarsın. Çok güzel. Ve böyle mani yolu devam ediyor. Devamını merak edenler olursa nasıl ederler peçe çektiğim inekler hep gitti peçe. İneğin köprüde bekleyen bari belki defasızın ervanı geçe. Aşk ve sitem bir arada. Dağın tepesine kadar ziyaret edilebilecek noktalar bitmiyor sanki. Çok küçücük köy diyebileceğiniz, kasaba, belde diyebileceğiniz,
sadece. Saatlerce geziyoruz, bitiremiyoruz. Bayrakların sesini, bu dev bayrakların sesini bu kadar yakından, bu kadar bir arada dinlememiştim. Uzaktan işte terör şehitleri filan ya da asker şehitlerini sanıyordum ama 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Tepesi olması Kemal Bey'in hakikaten kulluk verdi. Hakikaten böyle güzel bir tepe, güzel bir yer ayrılmış olması çok güzel. ...17 bayrak var, bir de büyük bayrak var. Akış atabiliriz. Caminin içi de sade bir özellik gösteriyor. Tabii süslemeler yeni, dekorasyon yeni. Sadece yapı itibariyle, çatı itibariyle taşlarda eski özellik gösteriyor. Ahşap kısımları muhtemelen yakın dönemlere ait olmalıdır. Dışına bakalım güzel camimizin. Şu böylesi. Güzel bir camimiz. Kemaliye'de. Doğu Anadolu bölgesinde gezdiğimiz yerlerin işte gündüzünü, tarihi yerlerini ve gece insanların nasıl yaşadığını, sokaklardaki insan akışının nasıl olduğunu da göstermeye çalıştık. Şöyle köyü Kemaliye'nin içini gezerken gördük ki bir düğün var. Bir de şöyle bir gözlemine göre kına da olabilir. Sanırım gelin bindallı giyiyor çünkü.